Mayıs ortasında toplandık takım olarak. O günden beri bence çalışmalarımız çok pozitif ilerliyor. Oynadığımız hazırlık maçlarında da yüksek performans sergiledi takımımız. Şimdi önümüzde bir Fransa hazırlık turnuvası var. Orayı da en verimli şekilde geçirerek şampiyonaya hazır gitmek istiyoruz. Öncelikle zorlu bir gruptayız. İtalya, Slovenya ve Macaristan'la oynayacağız. İtalya yakından tanıdığımız bir takım. Yakın zamanda çok fazla oynama şansımız oldu onlarla ve oynadığımız maçları kazandık. Yine İtalya'nın en önemli iki oyuncusu ülkemize forma giydi geçen sene. Ben o gün basketbolun doğrularını yaptığımız zaman kazanabileceğimizi düşünüyorum. Slovenya'da gerçekten son zamanlarda basketbolunu ilerleterek önemli bir çıkış yakaladı. Çok baskılı ve tempolu oynayan bir takım. Tehlikeli bir takım. O gün de gerçekten bizim en iyi basketbollarımızdan birini oynamamız gerekiyor. Sonra bir gün dinlenip Macaristan'la oynayacağız. Macaristan bu iki takıma nazaran biraz daha az kuvvetli diyebiliriz. Bu üç maçı da kazanarak, grupta 3-3 yaparak grup birincisi bitirmek istiyoruz. Hedefimiz bu. Sonrasında da güzel bir eşleşmeyle yarı finale çıkarak olimpiyat elemelerine gitmeyi hak kazanmayı amaçlıyoruz. Liglerden sonra çok fazla bir dinlenme zamanımız olmadı. Direkt milli takıma geldik. Şu anda da hazırlıklarımız çok iyi gittiğine inanıyorum. İki tane turnuvamız vardı zaten İspanya ve Letonya'da. Orada da turnuvaları çok iyi geçirdik. Eksik oyuncularımız olmasına rağmen. Tabii ki şu anda da Fransa turnuvamız olacak ve hazırlıklara devam ediyoruz. Bu kısa dönemde çok iyi hazırlandığımıza ve böyle de olacağına devam edeceğine inanıyorum. İnşallah bizim için güzel bir turnuva olacak orada. Grupta tabii ki İtalya, Slovenya, Macaristan çok güçlü takımlar grubumuzda. Bizim hedefimiz tabii ki olimpiyatlara gidebilmek. Onun için de inşallah grubumuzdan ilk çıkıp daha sonra çaprazı kazanırsak İnşallah olimpiyatlara da gitme başarısına ulaşacağız.